Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dandyman serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar, boss'u yenmiştik. Aslında en son hayatta kalma modunu oynamıştık ama boss'u da yenmiştik arkadaşlar. Videoyu beğenirsiniz, like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ben video dışında 15.000 para kastım, yani 3.660 para nerede, 15.821 para nerede arkadaşlar. Yani kat kat daha fazlasını kastım, çünkü yani şimdi yükseltmeler de pahalı olduğu için arkadaşlar yani bu parada bize gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar ben ilk başta şunu nihai tutup atmaya bir geliştiriyorum arkadaşlar. Bu artık istediğim şey oldu. Bakın, yumrukla oku aynı anda basarsınız arkadaşlar. Peki tuttuktan sonra çok ileriye atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra nihai combo. Evet, bu sürekli bastığımızda bunu da geliştirelim. Evet, abartıp bayağı vuracağız. Şimdi 8000 neye verebiliriz? Şimdi bu bir anda yani menzilimiz uzuyor bakın. Oka bastığınızda bir anda böyle bam oluyor. Nihai aparkat. Bir de bunu yapıyorum arkadaşlar. Evet, nihai aparkat. Bu daha gerçekten güzelini bir anda koyuyorsun bum diye. Bundan önce de arkadaşlar Sikvalagas'ın görev videosunu attım. Dalalım arkadaşlar, evet. Ben video dışında arkadaşlar hayatta kalma modum bayağı oynadım, bayağı jeton düşürdüm, 30'u geçkin jeton düşündüm. Tak tak diye arkadaşlar, kapı çalar gibi tak tak. Evet, bir de şöyle bir şey var, şu sarı tüylü olan arkadaşlar, onu sadece animasyonlarda görüyoruz, ara sahnelerde, daha doğrusu öyle söyleyeyim, ara sahnelerde görüyoruz, onun dışında hiçbir yerde görmüyoruz, savaşınca görmüyoruz. Şimdi savaşımız başladı abi. Bu bizimkiler ölmüşler, bizimkiler de aptal gibi üstlerine koştular. Oyun kasıyor deme bana abi, oyun kasıyor deme, yani bozuşuruz. Yani, video dışında o kadar oynadım, hiçbir zaman kasmadım, ayıp yani, yaptım ayıp. Aha, şeyden geldiler. Bakın arkadaşlar böyle bir anda, bakın bayağı eğlenceli oldu yani. Kalenin içinden geldi çakallar. Gel bakayım. Oyun biraz kasıyor mu? Bana mı öyle geldi abi? Aha, adam nereden çıktı ya? İlginç. Arkadaşlar biraz oynarım. Biraz oynarız. Baktım kasıyor yani, bana öyle geldi. Evet, bu arada evet, silahlarımızı biriktirebiliyormuşuz. RPG'de kalsın, hatta şöyle bıçakta kalsın. Biraz oynarız arkadaşlar. Baktım kasma geçmiyor. Yani şey yaparım. Oyundan çık gir yapalım. Yaparım. Evet. Şimdi nihai aparatı da göstereyim. Arkadaşlar bakın, tutuyorsunuz bir anda koyduğunuzda. Bakın bayağı güçlü oldu yani. Hep şöyle çıkalım. Allah, parayı unutmayalım abi. Para. Evet arkadaşlar, kalenin içinde savaşımız başladı. Dendy Kalesi'ne farklı bir map'te savaşıyor şu anda. Bakın şu checkpoint'e tam geldik arkadaşlar. Bir checkpoint'imize geldik. Herhalde bu kasma durmayacak ya. Dükkanın çık ki gir çık yapsak gene düzelmeyecek. Arkadaşlar ben mi geliyorum? Evet arkadaşlar, oyundan çıkıp girdim. İnşallah şu an düzelmiştir. Aha vallahi düzelmiş. Çok güzel. Tamamdır. Çünkü daha önce kasıyordu, hissettim yani, o kasmayı hissettim. Evet arkadaşlar, şu anda pürüzsüz bir şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Oyundan zaten bir şey yapmadım. Aa! Oy! Abi tepkim çok iyi değil miydi yalnız? Tepkim çok iyiydi. Kabul ediyorum, tepkim iyiydi abi. Abi 200 ya, alamam abi. Hasar yememiz önemli değil arkadaşlar yani. Bardasa da böyle hasarla yiyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir de evet. Adamlar kaçıyor arkadaşlar, burada çalışan adamlar ve burada gizli bir alan var. Evet, burada gizli bir alan var arkadaşlar. Şimdi burada canımızı doldurabildiğimiz kadar doldurabilmemiz lazım. Evet arkadaşlar, Allah belanı dikensinin var ya, öyle bir yere koymuşlar ki kafanı çarpıyor kafan. Evet, buradan da elmamızı aldık. Orada AK var arkadaşlar ama AK zaten alamayacağız çünkü 40 cephane, yani maksimum ilk seviyede 40 oluyor. O yüzden gerekiyor yani, boşuna gitmiş oluruz. Evet şöyle, şimdi daha güzel bir şekilde oynayabiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle atıyorsunuz, baya güzel. Bu ağırlıdır hala yani, bu zırhlı olan hala daha az uzağa atıyorsunuz ama bak. Hop, artık pro olmanın zamanı geldi. Hop. Baba. Oğlum bak, seni döver. Uzağa geçiyor. Bir de bunlar kaçıyor bizden yani. Daha iyi ateş edebilmek için. Çünkü dibimizi ateş edemezler.
Direkt döveriz ya. Döveceğimizi biliyorlar. Hop. Bu gene var. Bu normal mod. Kolay. Bunun bir de zor hali var arkadaşlar. Hikaye modunun zor hali var. O efsane şey. Efsane değil de buna göre tabii zor yani. Tamam biliyorum biliyorum. Öylesine kırdım. Canım istedi. Şu anda tek istediğim dokumati kafayı yememesi abi. Dokumati kafayı yemesin. Aslında burada bir gizli alan mı vardı ya? Valla. Burada sanki bir gizli alan vardı diye hatırlıyorum ben ama. İnşallah yoktur yani. Olmaya da bilir tabii de. Neyse. Aha. Dışından zıpladım ve evet arkadaşlar. Bu askeri zaten hayatta kalma modunda görmüşsünüzdür. Bak görmüştünüzdü. Görmüştünüz. O videoyu izleyene bakın arkadaşlar. Artistlik yapıyor. Bir koyuyorsunuz. Ya, farkı bu. Yani özelliği var. Yani şu normal jobda göre ve ışınlanıyor yani. O. Şey özelliği var ve şey can daha fazla. Bir de hasar daha fazla yani. Her türlü normal jobludan tabii daha iyi. Evet. Şimdi bölümler uzadı tabii yani. Harita geçtiğinizde bölümler de uzuyor arkadaşlar. Fazlasıyla. Hele bir harita geçtiğinizde ilk bölümü çok uzun sürüyor arkadaşlar. O bölümü tanıtmak için ya işte hikaye tanıtmak için baya baya uzun sürüyor. Ki zaten göreceksiniz yani ileriki bölümlerin ne kadar uzun olduğunu. Evet. Baksana da kalelere falan geldik yani ilk başlarda böyle çimenli yerlerde falandık yani. Şimdi nerelere geldik? Hop arkasından ansızın geldik arkadaşlar. Adam ne olduğunu anlayamadan öldü evet. Burada gizli alan vardı. Ya. Ha. Şimdi kaç dakika olmuş? 7 dakika. Hadi bakalım. Zaten bu bölümü bitirdikten sonra direkt bu bölümü yani bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Her bölümde bildiğiniz üzere bir bölüm. Her videoda bir bölüm olacak şekilde Allah Allah. Ve evet arkadaşlar gizli alanımızı da topladık. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi evet burada kutu var. Adam var şurada evet. Bu adam orada oturuyor. Yatta o adam bir heykel mi? Şey mi? Ne dediniz ona? Mağazalarda olur ya böyle. Ne dediniz ona ya? Dilimin ucunda. Neyse. Ya yani böyle kıyafet falan gibi. Manken. O işte herhalde manken. Adam mıydı manken miydi? Adam da herhalde ya. Ya da manken de bilmiyorum. Çünkü o kadar hareketsiz oturuyordu ki. Hop. Evet. Bir de bu nihai şeyde arkadaşlar alt tekmede. İkincisi daha fazla vuruyor. Bakın buna göstereceğim bakın. İlki 25 vuruyor. İkincisi 45 vuruyor. Bakın gördüğünüz gibi. İkincisi 45 vuruyor arkadaşlar. Hemen iki katı vuruyor. Yani 25'in iki katı 50 ama hemen şey oluyor. İki katı vurmuş oluyor. Bayağı fazla vuruyor yani. Evet kaleye girdik arkadaşlar bir tane şöyle. Abi ya. Evet şurada da gizli alan var. O gizli alanı ararken bayağı uğraşmıştım yani. Bir 15-20 dakikamı harcamıştım. Şöyle bir efsane hareket yapacağım da. Böyle vuracağım. En sonunda bir tanesini tekmeye geçireceğim yani. Onu çok istiyorum. Ve bazen böyle çok nadiren de arkadaşlarım. Çok nadir olsa da. Bu altın vazolardan. Vazon mu diyeyim artık öyle bir şey. Altın vazolardan para da çıkabiliyor arkadaşlar. Elma ve yemek silah dışına. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aslında hasar yiyeceğiniz bir şey gibi gözüküyor. Ama yanlarına düşerseniz hasar yersiniz tabii. Ama aslında gizli alana giden yol burada gibi geçiyor. Şurada can var arkadaşlar ama canın yerine iksir. Aslında orada iksir oluyor. İksirimiz olmadığında orada demek ki iksir oluyor arkadaşlar. İksirimiz olduğu için can koymuşlar. Şimdi. Tamam yokmuş arkadaşlar bir şey yok abi. Aha bakın arkadaşlar. Evet ayı geldi arkadaşlar. Bunu görmemiştiniz. Şimdi bakın. Nijala bize tezahürat ediyordu arkadaşlar. Ve ayı geldi hepsini bir anda hepsini böyle ayı gibi boğa gibi. Hepsini ezdi geçti arkadaşlar bakın. Evet ilk kez burada kapışıyoruz bu ayıyla arkadaşlar. Gel bakayım sen gel. Evet.
şeyine göstereyim bakın. Baba ayıya görüyor musunuz? Ay oğlu ayı. Ve bu şunun şöyle bir güzel yanı var ama. Düşmanlar da vurabiliyor. Kendi adamlarına da vurabiliyor arkadaş. Öyle bir güzel yanı var bu düşmanın. Yani mesela size böyle ooo yapıyor, sonra boğa gibi üstünüze geliyor. Eğer orada düşman varsa düşmana da hasar veriyor arkadaşlar. Öyle güzel bir olay var. Evet, şimdi buraya geldik. Evet. Ninjalar adamlar işkence yapıyor. O adam da korkmuştu. O adama da sıktılar. Ve evet arkadaşlar, burada ilk şüphelenme burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Ninjalardan ilk kez zaten burada şüpheleniyoruz yani. Bu zamana kadar ninjalarda hiç şüphelenmemiş. İlk kez burada ninjalardan bir şüphelenme oluyor. Gerçekleşiyor arkadaşlar bizim adamlarda. Zaten kankamız da gördüğünüz o kartoşta böyle düşündü yani, bunlar niye böyle yapıyor diye. Orada bir şüphe oluyor arkadaşlar. Ve ben videonun için bayağı yaptım. Aslında özel etkinliği şey yapacaktım. Hatta şimdi özel etkinliğin ödüllerini de alalım arkadaşlar. Ben videoyu keserim. Ve evet, silahların da yükseltme geri açıldı arkadaşlar. Evet. Ve normal sandığımız da geldi. 750 altın. Bu işte silahları yükseltmek için. Seviyorum ama hiç uğraşamayacağım. Silahlar. İşte evet arkadaşlar, bakın mesela burada özellik yapıyorum. Mesela 50 cephane hasar. İşte bunun zorunlu muymuş? Ama yaptığın ayıp. Bakın kritik şansı cephane. İşte kritik mavi bir tane şey gidiyor. O işte. Arkadaşlar şimdi bunu neye verelim? Şimdi bence silahlara yoğunlaşmayalım arkadaşlar. Ama şu silah çok güzel. Gelişmiş modern tüfek diyor arkadaşlar. Bakın sol altı siyah hali oluyor arkadaşlar. O zaman geliştirelim arkadaşlar. Bu silah bayağı iyi. En sevdiğim silah şunla şu arkadaşlar yani. Evet, diğer türde böyle olacak arkadaşlar. Son level yaptığımızda. Evet, şimdilik böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi B'ler açıldı değil mi? B kaçtı? B3 açılmış arkadaşlar. Ve diğer level'ımız da açıldı. Hatta B3'ü de oynayalım. B3'ü de oynayalım. Ayıp olur şimdi. İyi, güzel ya. Sadece o bölümü bitirip videoyu da kapatmayalım yani. Bölümü oynayalım, ondan sonra şey yaparız zaten abi. Sıkıntı yok. Tabi bunlar gene kolay olduğu için hop. Evet, oyun bayağı güçlü olduk tabi. Boom. Ah be. Boom. İşte bu be. Vallahi ama ben şöyle yapmayı da istiyorum. Mesela ben bir kere yapmıştım, hatırlıyorum yani. Şöyle yapmıştım. Ondan sonra en son tekme şöyle bir anda yön yapıp bir tanesine tekme atmıştım. Direkt ben tekme yemişti. Acısız tekme yemişti. Acısız tekme diyebiliriz, evet. Onun ismini acısız tekme koydum. O hareketin ismini. Öyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Öyle bir hamle yapmıştım. Gerçekten çok güzel yani. Rahatlıyorsunuz ya. Bir de gıcık olduğunuz bir düşmanı yaptıysanız daha da rahatlıyorsunuz. Tabii o bunların zırhsız hali tek atabiliyoruz. Niyayi tekmeyle. Ama şeye tek atamıyoruz. Zırhlı olanlara. Onların zırhlı haline tek atamıyoruz. Ama yani büyük hasar veriyoruz. Yani şöyle yaptığımızda zaten bayağı fazla veriyor. Zaten 25, 45, 45'e 20 ekleyin arkadaşlar. 70, 70 hasar veriyoruz. Bakın bum bum. 70 hasar veriyorum. Diğerine bir tane ilk tekmeye kaçın bakın. O adama 70 hasar yüklendi mesela. Öyle. Hop, evet, turalaştım, tamam. Nopluk geçti, çok güzel. Zaten güçlü olduğunuzda da yani, tabii nopluk gene etkiliyor ama pro olduğunuzda da zaten mükemmel oluyor. Hem güçlü hem pro olursanız. Ama bir pro arkadaşlar, unutmayın ki güçsüz olsa bile yani oyundaki karakter güçsüz olsa bile her zaman kazanır. Evet, her zaman değil ama güzel oynar. Pro oldu çünkü. Şimdi ben şurada bir keseyim arkadaşlar, ondan sonra B3'ün de ödülünü alalım arkadaşlar. B3'ünü şöyle, evet, 250 altın da burada geldi. Burada dışındaki hikaye hayatta kalma modundaki kazanca paranın bir kısmını buradan aldım. İşimi kolaylaştırdım. Şimdi arkadaşlar ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar, özel etkinliğe girdim. Gördüğünüz gibi bayağı bir ödül kastım arkadaşlar. Bu özel seviyeyi tamamen hiç uğraşamayacağım arkadaşlar. Ama şuradan ücretsiz geçişlerimizi alalım. Evet, ilk 5 jetonumuzu verdi. Şimdi evet, şimdi bu keltoşu verecek arkadaşlar. 1500'müş ama Allah'tan ben arkadaşlar 3 görevi yapmışım arkadaşlar. Ve evet, bu keltoşun profilini kazandık. Ama ben nice yıldızında kalsın. Yani nice yıldızda dediğim şu.
Şu Pro Gamer'ın soldaki kırmızı iyice yazısı güzel ama. Evet, bu da böyle gözüküyor arkadaşlar. Jossie de böyle. Ama şunda kalsın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, o zaman doktoruna bakasın bu videomuz arkadaşlar. Dendemen'in hikaye modundaki Dendo Kalesi'nin ilk girişimizi gerçekleştirdik ve rahat bir şekilde oraya aldık arkadaşlar. Karakterimizi bayağı yükselttik. 15 yıl bir kere daha yükseltirsek full usta oluyoruz yani. Arkadaşlar, bu da bendeniz. Like, babam, önünde, like, video. Görüşürüz şimdiki kez. Bakın, bay bay.